Evet, şu an biz ne yapıyoruz dayı? Şu an biz polen, bal, arı sütünün karışımından elde edeceğimiz yüksek besin değeri çok yüksek olan bir karışım yapıyoruz. Bu karışım birebir ölçüsünde 2,5 kilo bal, 2,5 kilo polen, 250 gram da arı sütüden oluşmaktadır. Evet. Bu karışımı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Yeninar hocamızdan dinledim, öğrendim. Onun besin değeri çok yüksek olduğunu o da anlattı. Zaten arılar yeni doğan yavrularını polen bal karışımıyla besliyorlar. Beslerler. Evet. İşte arıcı da bu şekilde bu karışımla beslenmesi lazım, bu karışımla. Eşine, hane halkına, bütün dostlarına da bu karışımdan ikram etmesi lazım. Evet. Bu karışım biraz pahalı bir karışım ama Besin değeri de yüksek. insan Bedeli de yüksek anlaşılan. bedeli tabii çok yüksek. Ama insan sağlığından daha pahalı hiçbir şey olamaz. Evet. Önce arıcı kendisi beslenecek, fazla üretecek, hane halkına, dostlarına, eşine, dostuna, arkadaşlarına da bu karışımdan ikram edecek. Evet. Polen, bal, arı sütü karışımı. Ama arı sütünün kilosuna Bu 20 bin lira şimdi diyorlar. bu karışım 15 gün bekledikten sonra fermente oluyor. Bütün besin değerleri açığa çıkıyor. Besleyici durumları polenin, bal poleni karışımı 15 gün bekleyip fermente olduktan sonra besin değeri yenecek hale geliyor. Bu şimdi 4-5 gün oldu. Tekrar karıştırıyoruz. Bunu kavanozlara koyacağız. Bu ışık görmeyecek. Normal oda sıcaklığında hava da almayacak şekilde kavanozu tam manasıyla ağzına kadar dolduracağız. Kavanozlara ağzını kapatacağız güzelce. Işık görmeyecek şekilde normal oda sıcaklığında veya bu 15 gününü tamamladıktan sonra inecek hale gelecek. Bu çok güçlü besin değeri olan bu üçlü karışım. Evet, şimdi bunun içerisinde 2,5 kilo bal, 2,5 kilo polen, 250 gram da arı sütü dedin. Arı Evet. sütü çok pahalı deniyor. 20 bin lira. Şimdi burada 5 bin liralık bir arı sütü var yani anlaşılan. Şimdi evet, arı sütüne gerçek de doğal bir arı sütüne, kaliteli bir arı sütüne zaten fiyat biçilmez. Türkiye'de arı sütü 2000 liraya da arı sütü bulabiliyorsun, 20 bin liraya da arı sütü bulabiliyorsun. Bu Türkiye'de pazar değeri ne bağlı bir olay, pazar durumuna bağlı bir olay. Yani herkes Kalite olayı da özellikle önemli ama. tabii ki İtalya'da, Çin'den gelen polenler var, arı sütleri var. Bu arı sütü tabii bana göre, ben o arı sütünü alıp da yemem işin gerçek yani bir arıcı olarak. Ülkemizde çok temiz, böyle sanayi bölgesinden uzak, ilaçlı tarım alanın olmayan ve gece gündüz ısı farkının fazla olduğu, arının çalıştığı yüksek rakımlı, yani 1200'lerin üzerinde rakımlarda arının çalıştığı ve oralardan polen, bal topladığı doğal böyle. O arı sütüne, ben arı sütü o bala o bal derim yani. O şekilde. Arı kötü hiçbir şey yapmaz. Ama arı ne bulursa onu yapar. Bölgesinde ne varsa, nasıl bir çiçek varsa çevresinde o şekilde oradan toplar balını, polenini ve aslında onu kendisi için yapıyor. Biz de fazlasını alıp insan sağlığı beslenmesi için kullanıyoruz. Evet. Şimdi bir tat bakalım da nasıl tadı nasıl? Bir şey kaşık gibi, kaşık burada evet. Şimdi önce bunu tatmak için şöyle bir şimdiden de yenebilir. Tabii çok da besleyicidir. Biz yiyoruz. Herkese de afiyet olsun. Nasıl tadı?
Nasıl olabilir ki? Tarif edilmez, tatmak lazım. O zaman buyursun, gelsinler. Ya abi buyursun, dostlarımız, eşimiz, dostumuz, tanıyan tanımayan bu karışımı herkes tadabilir, buyursun gelsin. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun.